15 bin kişi var. 15 bin kişi olmadan. Kardeşim okulda bir öğrenciyle kavga etmiş. İşte buna bağlı olarak okul müdürü arayıp bizi okula çağırdı. İşte sen bu çocuğu ne zaman okuldan alacaksın, nedir bu çocuktan çektiğimi şeklinde ifadelerde bulunarak babamı okula çağırdı. Babam da işinden dolayı okula gidemedi, beni gönderdi. Gittim, darp raporu aldım. Ardından yanında bir büyük olsun diye amcamı aradım. Onunla beraber okula gittik. Ben, amcam, 3 yaşında yeğenim ve kardeşim. Yani okula gittik, okula giderken müdür babamı aramış. Babamı arayıp okula çağırmış. 3-4 defa üst üste arayınca babam da mecbur kalmış okula gitmeye. Yani birbirimizden habersiz bir şekilde okula çağırdık. Odasını aldıktan sonra kapıyı kilitledi. Montunu çıkarttı. Sanki bir şeye hazırlanırmış gibi ama biz farkına varamadık. Sonrasında veliyi çıkarttı, kapıyı kapattı. Babam da kardeşim bu ne rezalet, işte neden polise çağırmıyorsunuz diye sistemde bulununca kalkıp babama bağırdı, sözlü hakaret etti. Ondan sonra polisi çağırdı, okul polisini. Müdür yardımcısı babamı ve amcamı darp ederek okul odasından dışarıya koridora sürükledi. Darp edildik orada. Ondan sonra müdür yardımcısı içeri gidip elinde masasının altında hazır bulundurduğu sopayı alıp tekrar dışarı çıktı. O sırada babamın kafasına sopayla vurmaya başladı. Bizim sadece okul basmaya gittiğimiz şeklinde olan görüntüler var. Bizim darp edildiğimiz görüntüler kesinlikle yok. O çıkan harbede de ben de yara aldım. O sırada kardeşimi sıkıştırıp kardeşime vuruyordum müdür yardımcısı. Ondan sonra ben polisi aradım, direkt okula çağırdım. Kesinlikle eğitimcilere zarar vermek değildi. Sadece kardeşimin okulda yaşadığı sorundan dolayı oraya bir çözüm bulmak için gitmiştik. Biz okulda darp edildik. Okulda biz mağdur olduk ama hiçbir şekilde orada, yani o görüntülerde sadece biz darp ettiğimiz görüntüler görünüyor. Bizim darp olduğumuz görüntüler kesinlikle görünmüyor.